bakıma muhtaçlık nedir? Bakım parasını ne zaman hak edersiniz? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Genelde yaptığım tecrübe, engelli olan kişi bakım parası alma hakkı olduğunu sanmakta. Bu böyle değil. Aradaki fark şudur. Engelli kişi engelliliğine rağmen yardım almadan, destek almadan güncel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bakıma muhtaç olan kişi ise yardım almadan, destek olmadan günlük işlerini yapamıyor. İş derken şunu dile getireyim, günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Giyinmek gibi, yemeğini tek başına yemek gibi, yürümek gibi, banyo gibi bu tür ihtiyaçlarını karşılamayan, destek almadan yapamayan kişi bakıma muhtaç derecesine gelir. Bakıma muhtaç olan kişi bakım parası alabilir. Bakım parası alması için bakım kasasına önceden para ödemesi lazım. Yani siz hiç çalışmadıysanız, bakım parası sağlık sigortanıza girmediyse bu durumda bakım parası alamıyorsunuz. Şartlar şu, sigortalılık ve bağlı bulunduğunuz sağlık sigortasına bakım parasını en az 2 yıl ödemiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra bakım parasını hak ediyorsunuz. Şimdi kısaca toparlamaya çalıştığım zaman, engellilik bakıma muhtaçlık demek değildir. Engelli bir kişi günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, banyosunu yapabiliyorsa, giyinip soyunabiliyorsa, yapabiliyorsa bakıma muhtaçlık bu durumda söz konusu değildir. Bakıma muhtaç kişi günlük işlerini, giyinme, banyo gibi işlerini destek almadan yapamayan kişidir. Bu durumda bir dilekçe vermeniz lazım. Sağlık sigortanıza, AOK, DYK nerede bulunuyorsanız bu dilekçeyle sizin bakıma muhtaçlık durumunuz tespit edilir. Bakım derecesi 1, 2, 3 duruma göre bu değişir. Ve ondan sonra bakım derecesine göre bakım parası almaya geçersiniz. Aldığınız bu bakım parasını size bakan kişiye vermeniz gerekecek. Evet, toparladığım zaman aradaki fark bu. Engelliliğe geldiğimiz zaman engellilik durumunun tespiti için de bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Almanya'da dilekçe vermeden hiçbir hakkı talep edemiyorsunuz. Hoşça kalın. Beni takibe devam edin.